Arkadaşlar merhaba, ben Emin Durakçıgil, fen bilimleri öğretmeniyim. Bu videomuzda benim hocam yayınlarından çıkarmış olduğumuz kitabımızda bulunan soruları çözmeye devam edeceğiz. İkinci testimize geçtik. Mevsimler ve oluşumu test 2. Haydi hep beraber başlayalım. Arkadaşlar hemen birinci sorumuza bakıyoruz. Yine dünyanın güneş etrafındaki konumlarından bir tanesi verilmiş. Hangi tarihi? 21 Haziran tarihi. Ve verilen ifadelerde numaralı boşluklara nelerin geleceğini soruyor. Hemen hızlı bir şekilde okuyoruz. Güneş ışınlarının 21 Haziran tarihinde öğle vakti kuzey yarımküreye dik olarak geldiği enlem. Arkadaşlar biliyorsunuz yengeç ve oğlak dönencelerimiz var. 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine güneş ışınları tam dik açıyla geliyor. 21 Aralık tarihinde ise oğlak dönencesine tam dik açıyla geliyor. Burada hangisini sormuş? 21 Haziran'ı sormuş. Demek ki hangi dönenceye dik olarak gelecek? Arkadaşlar yengeç dönencesi. 21 Haziran tarihinde yengeç dönencesine dik olarak ışık ışınları ne yapacak? Gelecek diyoruz. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede nokta nokta güney yarımkürede nokta nokta mevsimleri yaşanmaya başlar. Arkadaşlar 21 Haziran'da kuzey yarımkürede hangi mevsim başlıyordu? Yaz mevsimi başlıyordu. Güney yarımkürede ise kış mevsimi başlıyordu. Öyleyse hemen işaretliyoruz. Yaz ve kış olarak. C öncülüne geçtik. Bu tarihten itibaren kuzey yarımkürede gündüzler, arkadaşlar 21 Haziran'da en uzun gündüz yaşanıyor. Ve bu tarihten sonra gündüz süresi ne yapmaya başlıyor? Kısalmaya başlıyor. Evet, gündüz kısalmaya başlayınca gece süresi ne oluyor arkadaşlar? Uzamaya başlıyor. Güney yarımkürede gündüzler tam tersi olacak 21 Haziran tarihinde. Uzamaya başlar diyoruz. Yani cevabımız ne? B seçeneğidir diyoruz. İkinci sorumuza geçelim. Başarılı bir doktor olan Uygar Bey seyahat ettiğini söylüyor. Hemen yıllık planına göre 13 Ocak tarihinde Arjantin Buenos Aires şehrine gitmiş. Arkadaşlar nerede? Buenos Aires şehri güney yarımkürede. Hemen üzerine yazdık. Avustralya Sydney güney yarımkürede. Rusya Moskova kuzey yarımkürede. Kanada Toronto nerede? Kuzey yarımkürede diye hemen notumuzu aldık şekil üzerinde. Arjantin Buenos şehrine gitmiş. 17 Nisan tarihinde Kanada Toronto şehrine gitmiştir. Arkadaşlar 13 Ocak tarihinde Buenos Aires'te bulunan Uygar Bey 17 Nisan tarihinde ise nereye gitmiş? Kanada Toronto'ya gitmiş. Burada kısa bir süre kalan Uygar Bey buradan 19 Nisan tarihinde Rusya Moskova'ya, oradan da 21 Haziran tarihinde Sidney'e seyahat etmiş. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır diye sormuş. Hemen bakıyoruz arkadaşlar. Uygar Bey Buenos Aires'e gittiğinde kalın ve kışlık elbiseler giymiştir. Buenos Aires'e gittiği tarih neydi arkadaşlar? 13 Ocak'tı. 13 Ocak ne? 21 Aralık'la 21 Mart arasında kalan bir tarih. Yani ülkemizde olsaydı hangi mevsim yaşanacaktı? Kış mevsimi yaşanacaktı. Arkadaşlar Uygar Bey hangi şehre gitmiş? Buenos Aires'e, yani Güney Yarımküre'ye gitmiş. Bizde kış mevsimi yaşanıyorsa Güney Yarımküre'de hangi mevsim yaşanacak? Yaz mevsimi yaşanacak. O yüzden kalın ve kışlık değil, yazlık elbiseler giymesi gerekiyor. O yüzden cevabımız ne arkadaşlar? A seçeneğidir diyoruz. Hemen üçüncü sorumuza geçtik. Dünyamızın güneşe en yakın olduğu tarih 3 Ocak, en uzak olduğu tarih ise 4 Temmuz'dur. 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde gece gündüz süreleri birbirine eşittir. Ülkemize güneş ışınları 21 Aralık tarihinde eğik açılarla, 21 Haziran'da ise daha dik açılarla gelmeye başlar demiş. Hemen bakıyoruz. Bu açıklamalar dikkate alındığında ülkemizle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Arkadaşlar ülkemiz hangi yarımkürede? Kuzey yarımkürede. Hemen seçeneklerimize bakalım. 24 Eylül günü gece süresi gündüz süresinden kısadır. Arkadaşlar 23 Eylül'de biliyorsunuz gece ve gündüz süresi birbirine eşit. 23 Eylül'den nereye gidiyoruz biz? 21 Aralık tarihine gidiyoruz. 21 Aralık tarihi neydi? En uzun gecenin yaşandığı tarihti. Öyleyse bu eşitlikten sonra, yani 23 Eylül'de yaşanan gece gündüz süresi eşitliğinden sonra gece süresinin ne yapması lazım? Uzayarak 21 Aralık tarihinde en uzun geceye ulaşması lazım. O zaman 24 Eylül günü gece süresi gündüz süresinden kısadır ifadesi nedir? Yanlıştır arkadaşlar. Gece süresi nedir burada? Daha uzundur. 22 Mart tarihinde
Gündüz süresi gece süresinin uzundur. Hemen bakıyoruz. 21 Mart tarihinde de yine gece ve gündüz süreleri birbirine eşit. Ama ne yapıyor arkadaşlar? 21 Haziran'da yani en uzun gündüzün yaşanacağı tarihe ulaşana kadar gündüz süresi ne yapıyor? Uzamaya devam ediyor. O yüzden gündüz süresi gece süresinden nedir arkadaşlar? Daha uzundur, doğrudur diyoruz. Üçüncü sorumuzun cevabı nedir arkadaşlar? B seçeneğidir demiş olduk. Dördüncü soruya geçelim. Arkadaşlar, dünyanın güneş etrafındaki dolanımı sırasında bir konumu verilmiş. Burada önemli olan şey konumun hangi tarihe ait olduğunu bilebilmek. Bakıyoruz arkadaşlar, eksen eğikliği ortadan kaybolmuş. O zaman bu tarih ya 21 Mart ya da 23 Eylül. Biliyorsunuz bu tarihlerde dünyamızın eksen eğikliği ortadan kalkıyor. Buna göre ifadelerden kaç tanesi doğrudur demiş. Bakıyoruz hemen. Dünyanın her yerinde gece gündüz süreleri birbirine eşit olur. Evet, bu tarihlerde gece ve gündüz süreleri neydi? Birbirine dünyanın her yerinde eşitti. Bu tarihte Kuzey Yarımküre'de ilkbahar mevsimi başlıyorsa arkadaşlar, Güney Yarımküre'de sonbahar mevsimi başlayacaktır. Zaten biliyoruz ki Kuzey Yarımküre'de hangi mevsim başlıyorsa veya bitiyorsa Güney Yarımküre'de tam tersi başlıyor veya bitiyor. O yüzden bu ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur. Bu tarihte güneş ışınları ekvatoru tam dik açı ile gelmektedir. Evet. Güneş ışınları arkadaşlar 21 Haziran tarihinde Yengeç dönencesine, 21 Aralık tarihinde Oğlak dönencesine, 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde ise ekvatora tam dik açıyla geldiğinden bu ifademiz nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Bu tarihte dünyanın eksen eğikliği ortadan kalkar. Bunu zaten söylemiştik. İfadelerimizin hepsi nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani cevabımız D seçeneğidir diyoruz. Beşinci sorumuza geçiyoruz. 21 Aralık tarihinde Güney Yarımküre'de en uzun gündüz, en kısa gece yaşanır. Evet. Bir noktadan Güney Kutbu'na doğru gidildikçe gündüz süresi artar. Bunun altını çiziyorum arkadaşlar. Yani 21 Aralık tarihinde en uzun gündüz yaşanıyor. Güney Yarımküre'de Güney Kutbu'na gidildikçe, yani güneye gidildikçe gündüz süresi ne yapıyor arkadaşlar? Artıyor. 21 Haziran tarihinde ise bu durumların tam tersi yaşanır. Sorumuz hangi tarihi vermiş? 21 Aralık tarihini vermiş. 21 Aralık tarihinde KLMN şehirlerinde yaşanan gece gündüz süreleri aşağıdaki şekilde bakın gösterilmiş. Buna göre konumları hangi seçenekte doğru gösterilmiştir diyor. Hemen incelemeye başlıyoruz. Arkadaşlar, gündüz süresi en uzun olan bölge neresi? K bölgesi. O zaman K bölgesinin bir kere Güney Yarımküre'de ve güneye en yakın nokta olması gerekiyor. O yüzden K noktasına arkadaşlar bakıyorum. Burada hem güneyde hem de en uzak noktada, yani güneye en yakın noktada, burada ortada kaldığı için bu seçeneği eledik. Burada zaten kuzeyde, bunu da eledik. A ve C seçenekleri kaldı. Daha sonra gündüz süresinin en uzun olduğu bölge hangisi? Arkadaşlar, N bölgesi. Demek ki K'dan sonra hangisi olması gerekiyor? N noktasının olması gerekiyor. Gece ve gündüz süresinin eşit olduğu bölge hangisi? M noktası. O da nerede? Ekvator üzerinde. Gündüz süresinin arkadaşlar en kısa olduğu, yani en gecenin en uzun olduğu tarih bölge hangisi? L bölgesi. Onu da kuzeyde ki L bir noktası olarak işaretlediğimizde doğru seçeneğimizi A olarak buluyoruz. Geldik 6. soruya. Yonca Fen Bilimleri dersi ödevi için bir poster hazırlıyor. Güneş ışınları Güney Yarımküre'de Oğlak dönencesi üzerine dik açıyla gelir. Güneş ışınları Kuzey Yarımküre'de Yengeç dönencesi üzerine dik açıyla gelir. Arkadaşlar, bu tarihleri bilmemiz gerekiyor. Güney Yarımküre'de Oğlak dönencesi üzerine dik açıyla geldiği tarih 21 Aralık. Kuzey Yarımküre'de Yengeç dönencesi üzerine dik açıyla geldiği tarih ise 21 Haziran. Öyleyse posterde hangi tarihler olması gerekiyor? 21 Aralık ve 21 Haziran. Yani doğru seçeneğimiz nedir arkadaşlar? B'dir diyoruz. Geldik 7. sorumuza. Fen Bilimleri dersinde Funda öğretmen aşağıdaki etkinliği öğrencileriyle beraber yapıyor arkadaşlar. Etkinliğe bakıyoruz. Dünyamız var, fenerimiz var, ısıtma işlemi yapılıyor ve dünyamızın eksen eğikliğinden dolayı farklı noktalarındaki sıcaklıklar ölçülerek deneyimiz yapılıyor, etkinliğimiz yapılıyor. Buna göre de Maya, Mert ve Mina aşağıdaki yorumları yapmışlar. Hemen bakıyoruz yorumlara. Dünyanın eksen eğikliği ve güneş etrafındaki hareketi mevsimlerin oluşuma neden olur. Evet arkadaşlar, deneyimizin, etkinliğimizin amacı zaten mevsimlerin oluşumunun nedenlerini açıklamak. Maya'nın söylediği ifade nedir arkadaşlar? Doğrudur diyoruz. Mert, güneş ışınlarının dünyamıza eğik açılarla geldiği bölgeler, dik açılarla geldiği bölgelere göre daha sıcaktır. Arkadaşlar, tam tersi.
dik açılarla geldiği bölgeler daha sıcak, eğik açılarla geldiği bölgeler daha arkadaşlar soğuktur diyoruz. O yüzden Mert'in söylediği ifade yanlış. Mina'ya bakalım. Dünyamız hem kendi etrafında dönmekte hem de güneş etrafında dolanmaktadır. Zaten etkinlikte bunu anlatıyor. Arkadaşlar dünyamız hem kendi ekseni etrafında dönüyor, aynı zamanda da güneş etrafında ne yapıyor arkadaşlar? Dolanıyor diyoruz. Mina'nın ifadesi de doğru. Öyleyse 7. sorumuzun cevabı C olarak işaretliyoruz arkadaşlar. Şimdi geldik test 2'nin son sorusu, yani 8. soruya. Arkadaşlar dünyanın güneş etrafındaki dolanımı ve eksen eğikliği sonucu bir bölgede farklı mevsimler oluşur. Evet, önemli tarihlerimiz zaten 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık olarak gösterilmiş. Renkli kartlarda verilen bilgilerin hangi tarihlerle eşleştiğini sorumuzda bize soruyor. Hemen bakıyoruz. Arkadaşlar güneş ışınlarının güney yarımküre yüzeyine daha fazla, kuzey yarımküre yüzeyinde ise daha hızlı enerjisi oluşturduğu tarih, yani güney yarımkürede daha sıcak, kuzey yarımkürede ise daha soğuk. Güney yarımkürede hangi tarihte yaz mevsimi yaşanıyordu arkadaşlar? 21 Aralık tarihinde yaşanıyordu. Kuzey yarımkürede ise kış mevsimi yaşanacak. Maviye bakalım. Güneş ışınları güney yarımküre yüzeyinde daha fazla, kuzey yarımküre yüzeyinde ise daha hızlı enerjisi oluşturur. Bakıyoruz. 21 Haziran tarihinde arkadaşlar kuzey yarımküre yüzeyinde daha hızlı enerji oluşuyor. Kırmızı rengimize bakıyoruz. Bu tarihten sonra güneş ışınları güney yarımküre yüzeyinde giderek daha az, kuzey yarımküre yüzeyinde ise giderek daha fazla enerjisi oluşturur. Yani güney yarımkürede sonbahardan kışa geçiş var, kuzey yarımkürede ise ilkbahardan yaza geçiş var. Yani ülkemizde, yani kuzey yarımkürede 21 Mart tarihinde ilkbahardan yaz mevsimine geçiş olduğu için tarihimiz nedir arkadaşlar? Kırmızı renkte 21 Mart tarihidir diyoruz. Yeşil renge bakalım. Bu tarihten sonra güneş ışınları kuzey yarımküre yüzeyinde giderek daha az, güney yarımküre yüzeyinde ise giderek daha fazla ısı enerjisi oluşturur. Yani kuzey yarımkürede sonbahardan kışa geçiş var, güney yarımkürede ise ilkbahardan yaza geçiş var. O yüzden tarihimiz nedir arkadaşlar? 23 Eylül'dür diyoruz. Ve testimiz, ikinci testimiz burada bitmiş bulunuyor.